hanımefendi, iş öğretiyoruz burada, iş. Ne iş? Onu kucağında tutmak mı iş yani? Evet hanımefendi, gelecek istasyon, milli irade meydanı. Tamam, malzemesini tutmaya lazım, baksana taşıyamıyor. Taşıyacak, yorulacak. Gelecek istasyon, milli irade meydanı. Yok, ağır bir meydanı. O alsın onu, o bu şekilde öğrenecek. Hayır kardeşim, hayır. Ondan sektör geçmek için. Tamam, yorulacak. Ezilecek ki, mesleğini sevecek, mesleğine sahip çıkacak. Yok ya, oğlum, düzgün silah demedim. Ne yapıyorsun ya? Niye vuruyorsun ki çocuğa? Neden vuruyorsun? Avuç içi kadar. Ne yapıyorsun sen ya? Ne yapıyorsun sen ona? Evet ya, Allah'tan kork ya. Ben çocukla aramda bir şey ismiyle konuşuyorum. Oğlum da niye vuruyorsun ama? Benim çocuğa değil mi? Çocuk bir an ya. Al bunu ya. Ne yapıyorsun sen ya? Ne yapıyorsun sen ona? Senin okul zamanı değil mi zaten? Bununla mı çalışıyorsun ya? Hanımefendi doğru söylüyor beyefendi. Bir saniye. Siz bu çocuğa bu şekilde içinde davranamazsınız. Bu kadar da olmaz ya. Bir dakika, o çocuk kaç yaşında? Kaç yaşında? Bir dakika, kaç yaşında? 8 yaşında. İşlem yapılacak hakkında. Nasıl bir işlem? Şu an işlem yapılacak. Nasıl bir işlem yapılacak? Sen misin usulüstü? Bir dakika. Bir dakika, tamam. Sigorta ayarlamayacağım ben. Polis çağıracağım. Güvenlik vardır burada ya. Bir dakika, bakın işi öğretiyoruz. Bakın işi öğretiyoruz. Oraya koyabilirsiniz. Siz oturuyorsunuz, o çocuk onu ağır ağır taşıyor. Ustasını saygı tutacak. Ben öğretmenim. Bu şekilde yapmanız çok ayıp bir şey ya. Hanımefendi, lütfen karışmayın, o kendisi alsın yani. Bu kadar ağır kutuyu, yazık günah ya. Kaç yaşında, ne kadar kiloda bu çocuk? Hanımefendi, onu alalım. Al yavrum şunu. Al yavrum. Al. Tabii yapmazsa vurulur, dövülür. O köpek değil beyefendi, siz aldığınızda aldınız ya. Hanımefendi bakın, ben köpek falan demedim, olayı değiştirmeyin ama. Beyefendi, yaptığınız doğru bir davranış değil. Bir çocuğu vurarak eğitemezsiniz. Onu köpek muamelesi yap, onu al, bunu et, ustaya saygı. Böyle bakın, bir saygı şekli yok beyefendi, lütfen. Bir daha düşürmemesi gerektiğini öğrenecek. Onun için kalacak bir eşya olabilir. Köpek kime bir daha düşürmemesi? Gazeteyle de bir de burnuna vurur isterseniz. Köpekle vurmalı mı hanımefendi? Lütfen beyefendi, ben kedi besliyorum, köpek besliyorum. Ben kediye, köpeğe vurmuyorum, siz de ona vuramazsınız. Ya ne kadar olur? Ya siz bir çocuğa patat atamazsınız ya. Hemşire. Ama yani yaptığınız çok hoş değil. Hayır hanımefendi, çocuğa... Bunu bir öteki parası varsa bunun hesabını nasıl vereceksiniz ya? Bakın hanımefendi, ben çocuğa... Ben anlıyorum, bakın ezilsin de bunu iş yerinde iş yaparak ezilir. Şu kadar ağırlıklı bir şey, şu çocuğa taşıttırmayın. Bakın beyefendi, Türk değil de kesin Suriye'ye gidiyor. Hayır, Suriye falan... Türk mü? Bak. Hiç zannetmiyorum. Demek bu çocuğun ihtiyacı var ki yanında tutuluyor yani. Ailesi vermiştir, hafta sonu bir saat çalışıyor diye. Hanımefendi, meslek öğreniyor. Ne mesleği ya? Onu taşınarak meslek öğreniyor. Bakın beyefendi, daha önce o malzemeyi çarptı. O malzeme kırılacakmış olabilir. Kırılabilir. Sen oturuyorsunuz yani. Hanımefendi, ben malzememe sahip çıkmayı öğrendim. O da böyle öğreniyor. 10 yaşında beyefendi. 10 yaş farkı yok. Yani bu kadar ünlü gösterecek bir şey yok ki bu işte. Ya öğret kardeşim, öğret de yani. Severek, sevdirerek öğret. Dövmek, gezmek, gezmek. Değerli yolcularımız, bu bir sosyal deney projesidir. Dünyada her 7 çocuktan biri çok kötü koşullarda çocuk işçi olarak çalıştırılıyor. Dünyada her yıl yaklaşık 3 milyon çocuk kayboluyor. Birleşmiş Milletler'in çocuk işçiler raporuna göre dünya genelinde 168 milyon çocuk işçi var. Yaşlına sahip çık, geçmişini unutma. Çocuğuna sahip çık, geleceğini karartma. Çocuklar geleceğimizin teminatıdır. Çocuklar arasında ayrım yapmak bir insana değil, bütün insanlığa karşı işlenmiş bir suçtur. 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü. Her çocuk yalnız ebeveynlerinin değil, bütün insanlığın sorumluluğundadır. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi. Duyarsız kalamazdım ya. Kesinlikle kalamazdım yani. Çok sinirlerim bozuldu. Hala titriyorum yani. Ay şu anda çok kötüyüm. Haklısınız. Ankara'ya gidiyorum ama çok kötüyüm. Tepkin herkese şiddet olmasın. Hiçbir çocuğa, hiçbir kadına, hiçbir erkeğe de olmasın. Çocukların Suriye'den gelmesi ya da başka bir ülkeden gelmesi hiç önemli değil. Çocuk çocuktur. Her zaman buna karşı
göstereceğiz. Dayanamadım ya o çocukların. Şuradaki çocuk ağlayacak gibi duruyordu resmen. Şu an o kadar duygulandım ki. Sayın yolcularım. Diyorum yani. İnmek için. Sinirden.